Öncelikle içinde bulunduğumuz Türkiye ve halkımızın karşı karşıya kaldığı demokratik katliam ve Beşiktaş gibi halkımızın canına kastedilen katliamlar, halkımızın iradesinin ortaya konulduğu, milyonlarca insanımızın iradesini temsilen parlamentoya gönderdiği tüm vekilleri hak ettikleri konuşması ve vazifelerini yapmaları gerektikleri koltuklarda bulunamamalarından dolayı bütün bu acılarla ilgili üzüntülerimi paylaşıyorum. Ve bütün kalbimle tüm bu kıyımları, linçleri, katliamları yürekten kınıyorum. Sevgili milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kudüs için Parlamentolar Birliği diye bir uluslararası toplantıya katıldık. Orada HDP adına iki milletvekilimiz, Mehmet Ali Aslan vekilimizle ben temsilen orada bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı orada yaptığı bir konuşma vardı. O konuşmanın tamamını Filistin ve Filistinliler üzerine yapılan konuşma, İsrail zindanlarında bulunan Filistinli milletvekilleri, başkanlar, Filistinli halkın iradesini temsilen seçip gönderdiği vekillerin iradeleri linç edip İsrail'in zindanlarında aylardır, yıllardır hapis kalan milletvekilleri üzerinden yaptığı konuşmaya ben de katıldım. Katıldığım nokta orada İsrail kelimelerini yerinden çıkarıp Filistin halkı kelimelerini yerinden çıkarıp oraya Türkiye'yi yerleştirdiğimizde Cumhurbaşkanı bize anlatıyor dedim. Konuşmalarına bakınız arkadaşlar, katılmamak mümkün mü? Buradan Filistin'in kahraman gençlerini, Ramallah'ın ve Gazze'nin her biri, cesaret abidesi, vakur insanlarını Kudüs namusumuzdur diyerek canı pahasına Kudüs'e sahip çıkan kadınları, genç kızları, hanım kardeşlerimi selamlıyorum. Bu salonda Filistin'den koparılmanın acısını 10 yıllardır gönüllerinde bir kor gibi taşıyan tüm Filistinli mültecileri selamlıyorum. Bugün Şırnak diye bildiğimiz bir şehir yok oldu ve içinde yaşayan halk tamamı mülteci durumunda Türkiye uçakları yaptı. Türkiye uçakları yaptı, kimin yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Devam ediyor konuşma. Bir çocuk düşünün. Evet, tam bize anlatan bölüm. Bir çocuk düşünün. Her gün namlusu kendisine çevrilmiş silahların gölgesinde okula gidiyor. Bir genç düşünün. Geleceğe dair hayalleri beton duvarların soğukluğunda, dikenli tellerin vahşiliğinde kayboluyor. Bir kadın düşünün. Yıllarca gözü gibi baktığı el emeği çeyizleriyle içini donattığı evi bir anda buldozerlerle üzerine yıkılıyor. Bu buldozerlerin kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir baba düşünün, onlara siz zaten el koymuştunuz. Siz el koymuştunuz zaten. Bir baba düşünün, sudan sebeplerle çocukları hapse atılıyor. Evlatların geleceği çalınıyor. Ve bir millet düşünün. Yüzyıllardır meskun oldukları topraklarda kendi öz yurtlarında horlanıyor, parya muamelesi görüyor. Filistinli çocukların, gençlerin, kadınların, babaların hemen her gün yaşadıkları hayat işte budur. Çok duygulu, çok güzel bir konuşma. Keşke bunu bir de Türkiye toprağında, kendi ülkemizde devlet terörüyle gerçekleştirilen, katliamlarla kıyım edilen halkımız için de kullanabilseydik. Sayın Kaya, lütfen temiz bir dille konuşunuz. Her gün Sayın Kaya, Filistin'de her gün kendini tekrar eden bir zulüm ve baskı düzeni olduğunu, bu adaletsizliğin bütün dünyanın yapıyorum, lütfen. Vaktimi çalıyorlar. Vaktimi lütfen. Çalıyorlar. 2 dakikamı çaldınız. Ne kadar Filistin'de çabuk her gün kendini zamanınız. Tekrar eden bir zulüm ve baskı düzeni olduğunu, bu adaletsizliğin bütün dünyanın gözünün önünde sayısız Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen yarım asırdır katmerlenerek devam ettiğini vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı.
Ama Birleşmiş Milletler, aynı Birleşmiş Milletler buradaki ülkemizde yaşanan insan hakları iradeye yapılan linç ve saygısızlıklarla ilgili bir karar açıkladığında siz kim oluyorsunuz ey Birleşmiş Milletler diyebiliyorsunuz. Çünkü yine devam ediyor konuşma. Evet, İsrail de Filistinlileri aynı sizin dediğinizi diyor ve onlara terörist diyor. Sayın milletvekili lütfen. Aynen, Mavi Marmara davasını harcadığınız gibi bizim kendi halkımızı da harcıyorsunuz. İkiyüzlü bir politikayla Mavi Marmara davasını Filistinlileri siz sattınız. Çünkü hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun geçerli olduğu mevcut küresel sistemde bu kararların hiçbiri uygulanamıyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, iç politikaya döndüğümüzde aynen kendi içimizde yaşadığımız paradoksları tekrar tekrar önümüze getiriyoruz arkadaşlar. Halep'i Halepliler yönetsin, evet. Gazze'yi Gazze'liler yönetsin, evet. Peki 6 milyondan fazla insanımızın iradesini nasıl terörize eden bir politikaya, bir pratiğe, bir zihniyete sahip olabiliyorsunuz? Sizin zihniyetiniz iradeyi terörize etmektir. Tarih bunu yazıyor. Tarih bunu yazıyor. Siz eğer Sayın milletvekilleri, gerçekten bir kez daha söylüyorum, bakın ülkemizde çok büyük acılar yaşanıyor. Biz bu acıların yaşanması, sesinizi kesin dinleyin. Sayın milletvekilleri, siz gerçekten barış için, barış için samimiyseniz, o şehitler için yüreğiniz yanıyorsa, asker, polis, genç, kadın, erkek ölmesin diyorsanız, kardeşim ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Bütün güç elinizde. Bir adım atalım. Hep birlikte barışı gerçekleştirmenin önünde hiçbir engel yok. Bunu başaramayacak hiçbir güç yok. Amerika mı bize engel olacak? Amerika mı bizim barışı gerçekleştirmemize engel olacak? İsrail mi bizim barışı gerçekleştirmemize engel olacak? Kimden akıl alacağız biz? Bu ülkede tek bir irade vardır. Tek bir irade vardır. Burada bize karşı yükselttiğiniz sesi, eleştiriyi, terörize dillerinizi biraz da barışa bir adım atın diye sayın üst yöneticilere söylemeniz, iletmeniz lazım düşüncelerinizi. Teşekkür ederim.